Cumhuriyet artık 40 seneyi geride bırakmıştı. Tek partiyle ve ardından orduyla imtihanı süren Türkiye, sürekli bir müdahale tehdidi altında diken üstünde bir ülkeydi artık. Yeni askeri anayasayla topluma vaat edilen özgürlükler yalnızca elitlerin adına çalışıyor gibiydi. Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay oldu. Genelkurmay Başkanlarının ikinci durağı olarak Cumhurbaşkanlığı makamı, sivilleşme ümidi taşıyan toplum iradesi için tehlikeli bir alışkanlığa dönüştü. Darbecilerin 1961 anayasası, Genelkurmay Başkanlığından Çankaya'ya uzanan yolu kolaylaştırmayı ve sivil idareyi askeri gölgenin altında bırakmayı amaçlamıştı. Bu anayasaya göre Cumhurbaşkanı meclis veya senato bünyesinden seçilmeliydi. Aynı anayasanın Cumhurbaşkanına verdiği yetkiyle meclisin dışındaki askerler kontenjan senatörü sıfatıyla senatoya atanabiliyordu. Böylece yaklaşık 30 yıl boyunca Çankaya askeri bürokrasinin tepe karargahına dönüşmüştü. Askeri darbe fikri, darbe yoluyla devrim yapma fikri bir zihni ve psikolojik hastalık. Bu mikrop bir defa girdiği zaman hadi şu darbeyi yaptık ondan sonra bu iş bitti alasmaladıkla olmuyor. O mikrop girdikten sonra ordu içerisinde bir takım cuntalar teşekkül ediyor. 27 Mayıs darbesinden sonra da ordu içerisinde cuntalar teşekkül etti. Bunlar yine halk gericileri seçti, yine halk, cahil halk istemediğimiz adamları seçti. 27 Mayıs devrimi onların sözü. 27 Mayıs devrimi amacına ulaşamadı. Öyleyse yeni bir 27 Mayıs lazım. Ordu gençlik elede, sandıksal demokrasi, cici demokrasi diye seçimin küçümsenmesi. Böyle bir atmosfer teşekkür etti. 1960, etkileri bugün bile devam eden bir geleneğin, kökleri derine salınacak bir kültürel savaşın başlangıcı da oldu aynı zamanda. Türkiye siyasetinin üzerinden yaklaşık 50 yıl kalkmayacak bir askeri vesayet döneminin kapıları aralanmıştı. Bu dönemin önemli köşe taşları 1971, 1980, 1997 ve 2007 olsa da iki başarısız darbe girişimiyle 1962 ve 1963 yılları da askeri baskının yarattığı arızaları göstermesi açısından oldukça önemliydi. Bu darbe girişimlerinin önüne 1960'ta siyasetin askıya alınmasına göz yuman İsmet Paşa geçmişti. Başbakan kimliğinden sıyrılarak çizmesini giyip devlete karşı ayaklanan bir albayı stratejik harp taktikleriyle alt etmeyi başardı. 62'deki darbe girişimi boşa düşürülen Albay Talat Aydemir emekliye sevk edilerek affedilmişti. Bir sene sonra Aydemir, anayasada öngörülen reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle tekrar darbe yapmak için harp okulunu kışlasından çıkardı. Bu hamlesinin ardından yapılan yargılamadan sonra idama mahkum edilen Aydemir'e İnönü bu kez merhamet etmeyecek ve önüne gelen kararı tereddütsüz onaylayacaktı. Darbe sırasında Kore'de görevde olduğu için etkin olamayan, söz sahibi olamayan bazı albay rütbesindeki subaylar, bunların bir tanesi de daha sonra harp okulunun komutanı olan Talat Aydemir'di. Bunlar darbeyi hep beraber planladık, yaptık ama siz beceremediniz, kötü yere götürdünüz, hedefinden saptırdınız diyerek Cemal Gürsel'e değil, iktidarda olan Milli Birlik Komitesi'ne itirazları vardı. Dolayısıyla 21 Mayıs ve 22 Şubat olayları diye anılan harp okulu öğrencileri ağırlıklı ama orduda da desteği olan bir iki darbeye karşı darbe girişimi oldu. Ama bunlar hem bütün ordunun desteğini alamadığından ve alamayacağından hem de siyasi partilerin özellikle çok güçlü, o sırada güçlü olan siyasi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini alamadığı için başarısız kaldı. Birincisinde bir daha yapmayın affettik dediler. 22 Şubat'ta zannediyorum. 21 Mayıs'ta da bu tarihlerde yanılabilirim. 21 Şubat, 22 Mayıs olabilir.
İkinci denemede yok sen akıllanmıyorsun diyerek Talat Aydemir'i ve onun yakın arkadaşı olan Fethi Gürcan'ı astılar. Ve ondan sonra da ordu içinde yeniden bir yeni darbe girişimi, darbecilere karşı darbe girişimi söz konusu olmadı ta 71'e kadar. Askerlerin dalgalandırdığı denizde gemiyi sakin bir limana yanaştırarak meclisin açılmasını sağlayan İnönü, sürpriz bir şekilde ordunun her kafasına estiğinde siyasete müdahale edemeyeceğini hatırlatan isim olmuştu. Bu sayede Mehmet Ali Birand'ın dediği gibi 1960'ların demokrasiyle darbe arasındaki ip çekme yarışını siviller kazandı. Yine de askerlerin anayasasının siyaseti boğmasına engel olunamayacaktı. Darbeyi yapanların tabii üyesi oldukları Senato ve Anayasa Mahkemesi gibi yeni kurumlar meclisin yasa yapma yetkisini adeta elinden almış ve sivil siyasetin elini ayağını bağlayarak parlamentoyu krizlerin merkezindeki kurum haline getirmişti. Bir kesim entelektüelin siyaset düşmanlığının temeli bu yıllara ait tatsız hatıralarla atıldı. 61 Anayasası ilk defa Türkiye'de 1980'e kadar sürecek olan, aşağı yukarı 20 yıl kadar sürecek olan parlamentonun iki bölümden oluşmasını öngördü. Eskiden olduğu gibi Millet Meclisi'nin yanında bir de Cumhuriyet Senatosu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Millet Meclisi'nden ya da Cumhuriyet Senatosu üyelerinden herhangi bir tanesinden olabilirdi. Ama her halükarda ne olursa olsun parlamentonun bir üyesi olmaya devam edecekti. Cumhurbaşkanı yine parlamento tarafından seçilmeye, Millet Meclisi tarafından seçilmeye devam edilecekti. Sivil siyaset bu fırtınalardan sağ salim çıksa da süngü korkusu devam ediyordu. Darbeden 1,5 yıl sonra meclisin açılış günü, ordunun tüm üst komutasının meclis localarında hazır bulunması bu korkunun gerçekliğini gösteriyordu. Mecliste bulunan seçilmiş vekillerin üstünde sıralanan manevra kıyafetli subaylarla parlamento Roma'ya özgü gladyatör arenalarını andırıyordu. Ferruh Bozbeyli'nin deyimiyle sivil siyasetin üzerine bir dehşet bulutu çökmüştü. İşte o dehşet bulutu uzun süre sivil siyasetin üzerinden kalkmayacaktı. Herkesin ümitsizliğe sürüklendiği anlar vardır. Tecrübe ettiği kanlı askeri müdahalenin sonrasında ülke işte böylesi bir psikolojiye sıkışıp kalmıştı. Siyaset yeni liderlerle, en önemlisi sivil hayattan gelen halk çocuklarıyla yeni bir ruh kazanmalıydı. Bu açığa Süleyman Demirel ve ardından Türk solunun önemli karakterlerinden birisi olacak Bülent Ecevit katılımlarıyla cevap verdiler. Yaranın kapanıp iyileşmesi, diğer bir ifadeyle kabuk tutması hiç de kolay olmayacaktı. Dönemin tek bir gerçeği varsa o da toplumun 60 darbesinden sonra her anlamda taze bir başlangıca ihtiyaç duymasıydı. Meclisin ilk dönemini tamamlamasının ardından 1965'te o dönemki deyimiyle ikinci cumhuriyetin ikinci genel seçimleri yapıldı. Bu seçimler Adalet Partisi'ni Demokrat Parti'nin devamı olarak gören kitle için korkularının başa gelmesiyle sonuçlandı. %52.8 oy oranıyla 239 milletvekili çıkaran Süleyman Demirel'in Adalet Partisi büyük başarı kazanmış, İsmet İnönü'nün CHP'si ise ancak 134 vekil kazanabilmişti. Böylece 27 Mayıs darbecilerinin hükümette olmazsa olmaz CHP'si bir kez daha halk oyuyla muhalefete gönderilmişti. Yani kısaca 27 Mayıs'ın tüm faturası bu partiye çıkarılmıştı. Bu yenilgi Türkiye siyasetinin uzun bir dönemine imza atacak başka bir liderin daha yolunu açacaktı. Kara Oğlan lakaplı Bülent Ecevit parti içerisinde muhalefet bayrağını açtı. Bu seçimlerin sonucuna göre 1950'lerin daimi muhalifi Osman Bölükbaşı'nın Millet Partisi 31, bir önceki dönemin iktidar ortağı Ekrem Alican'ın Yeni Türkiye Partisi 19,
ve 27 Mayıs darbesi sonrası Milli Birlik Komitesi tarafından ordudan uzaklaştırılan Alparslan Türkeş'in Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 11 sandalyeye sahip oldu. Türkiye solunun demokrasi tarihindeki en büyük başarısı da bu seçimde gerçekleşti ve Mehmet Ali Aybar liderliğindeki Türkiye İşçi Partisi 15 vekille meclise girdi. 27 Mayıs'ta asker postalıyla iktidardan uzaklaştırılan siyaseti destekleyen halk, 5 sene sonra Demokrat Parti'nin devamı olarak gördüğü partiyi tekrar iktidara getirmişti. 5 senelik koalisyon iktidarlarından ve onun getirdiği yükten bıkan irade, Adalet Partisi'ni tek başına iktidara getirmişti. Demirel 40 yaşında başbakan olmuştu. Genç başbakan, hem Türkiye'nin dünya düzeninde değişen yeriyle hem de başını deneyimli siyasetçi İnönü'nün çektiği güçlü bir muhalefetle baş ediyordu. Üstelik bir yandan Adalet Partisi'nden hiç hoşlanmayan orduyu da sürekli kollamak durumundaydı. Tabii 1965'e kadar istikrarsız koalisyonlarla yürüyen, hatta azınlık hükümetleri şeklinde devam eden bir iktidar yapısı görüyoruz. 1965 seçimleri buna son verdi. 1965'te Adalet Partisi %52 oyla 240 milletvekiliyle parlamentoda çoğunluğu ele geçirdi. Tek başına hükümet kurması mümkündü, fakat silahlı kuvvetler bundan da tedirgindi. Çünkü Demokrat Parti'nin devamı olarak algılanan bir parti, bir siyasi örgüt. Tam o sırada da Cemal Gürsel rahatsızlanmıştı ve iş göremez hale gelmişti. Dolayısıyla yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi ufukta gözüküyordu. Ve yeniden pazarlıklar başladı. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in hastalığı ilerlemiş, sol yanına felç inmiş, artık yürümekte bile zorlanır hale gelmişti. Muayene eden doktorlar Gürsel'in yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini söylüyordu. Başbakan Demirel bu kararı Gürsel'e bildirdiğinde 27 Mayıs'ın kudretli komutanı ağlamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'ın gönderdiği özel uçakla Amerika'ya yollanan Gürsel, Türkiye'den ayrıldığında bilinci yerindeydi. Ancak Amerika'ya gittikten 2 gün sonra komaya girdi. Cemal Aga, kendi topraklarında hayata veda etmesi için yine özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Gürsel'i Cumhurbaşkanı yapan 38 MBK üyesinin yerini bu kez 37 doktor alacak ve kendisinin Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getiremeyeceğini kesinleştirecekti. Bu Sağlık Kurulu raporuyla Gürsel'in artık bitkisel hayatta olduğu tescillendi. Cumhurbaşkanlığı görevini zaten bir süredir Adalet Partili Senato Başkanı İbrahim Şevki Atasagun yürütüyordu. Fakat Gürsel için kaçınılmaz son yaklaşmaktayken akıllarda yeni bir soru belirmişti. Çankaya'nın yeni sahibi kim olacaktı? Cumhurbaşkanlığı makamının boş kalmaması için hızlıca bir formül üretilmesi gerekiyordu. Üzerinde uzlaşılacak isim kolay bulundu. Cevdet Sunay. Cemal Gürsel artık iflah olmaz bir hastalıkla devre dışı kalınca yerine kimin geleceğine mecliste, şurada burada karar verilmedi. Silahlı Kuvvetler Birliği, sanırım o zamandaki adı öyleydi. Silahlı Kuvvetler Birliği'nde kapalı kapılar ardında sadece askerlerin, generallerin ve albayların oluşturduğu bir kesimde bir aday üzerinde tartışıldı. Tartışıldı mı ondan da emin değilim tabii. Kararlaştırıldı diyelim isterseniz. Ve sonunda onun yerine Cevdet Sunay geldi. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve medyanın yanı sıra iktidardaki Adalet Partisi de Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olmasını istiyordu. Fakat Sunay hep İnönü'nün adamı olarak bilinmekteydi. Adalet Partisi lideri Demirel de 27 Mayıs'ın açtığı yaranın halen kapanmadığını düşünüyordu. Bu sebeple askerin de olumlu bakacağı bir isim üzerinde uzlaşmayı doğru buldu. Cevdet Sunay'ın seçilmesi bugün bütün bu süreci bilmeyenler açısından şöyle değerlendirilebiliyor. Yani Demirel işte o kadar sivil demokrat ama bak askere göz kırptı, işte Cevdet Sunay'ı Cumhurbaşkanı seçti. Askere göz kırpmadı.
askerin elinde kılıç, ya seçersin bir eski asker yahut da gene seçersin. Yani başka bir alternatif bırakmadığı bir şekildedir. Fakat bir engel vardı. Sunay hala ordunun başındaydı ve 1961 anayasasına göre parlamento dışından bir kişi köşke aday olamıyordu. Çözüm hızlıca üretildi. Bir senatör istifa edecek, Cumhurbaşkanlığını vekaleten yürüten Atasagun, yetkisini kullanarak Sunay'ı kontenjan senatörü yapacaktı. Öyle de oldu. Senatör Ragıp Üner, telkinlere uyarak çekildi ve Cevdet Sunay senatör oldu. Sunay, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Üner'e vefasını göstermiş ve onu kontenjan senatörü olarak atamıştı. Sunay'ın boşalttığı Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna ise ordunun en sert komutanlarından Cemal Tural geçti. Bu karar üst komutanın statüko yanlısı isimlere bırakılmasına sebep olurken, bunun bedeli 5 yıl sonra en acı biçimde ödenecekti. Öyle bir gelenek yaratıldı ki, ülkede Cumhurbaşkanlığı bir bilge şahsiyet, ülkenin batılı yüzünü temsil eden rejimin sembolleştiği, çok yetkisi olmayan ama aynı zamanda orduyla sivil siyaset arasındaki pazarlığın bir ürünü olacak lider profili. Şimdi Cemal Gürsel normal görev süresini tamamlayamadan ciddi bir komaya giriyor ve o sırada raporla artık Cumhurbaşkanlığı yapılamaz deniyor ve o sırada yeni bir cumhurbaşkanı bulmak gerek. Sunay ilk önce kontenjan senatörü yapılıyor. Oradan Cumhurbaşkanlığına çıkarılıyor. Çünkü o zamana göre böyle bir yol izlenmesi gerekiyor mevzuata göre. Elbette ki her kesim Sunay'ın cumhurbaşkanı olmasından yana değildi. En sert çıkışlar muhalefet parti liderleri Osman Bölükbaşı ile Alparslan Türkeş'ten geldi. Osman Bölükbaşı'nın ve Alparslan Türkeş'in Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlığına karşı çıkmasındaki ana neden, bundan sonra Genelkurmay Başkanlarının Cumhurbaşkanı olmak isteyecekleri endişesiydi. Bu da çok da haksız bir endişe olmadığını tarih bize gösterdi. Meclis, askerin gölgesinde bir cumhurbaşkanlığı seçimine daha tanıklık etti. Her önemli toplantıda ve kararda meclisin locasında yerini alan askeri erkan, bu kez de eksiksiz oradaydı. Sanki bu gövde gösterisiyle demokrasiye ayağını denk al mesajı gönderiyordu. Ülkenin normalleşmesinin önünde daha uzun yıllar birkaç askeri darbe ve birkaç muhtıra daha vardı. Belli ki Türkiye hiçbir şeyin kolay elde edilemeyeceği bir coğrafyaydı. Bu dramatik özelliği ona hayatı her defasında daha da zorlaştırmaktan hiç geri durmadı. Yine de hiçbir şey şansa bırakılmamış, gerekli kulisler yapılmış ve meclis seçime hazırlanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Reis-i Cumhur'unu seçmek üzere 28 Mart 1966 günü toplandı. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi, kontenjan senatörleri, tabii senatörlerle bazı bağımsız adaylar Sunay'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Sunay, beklendiği gibi 461 oyla 5. Cumhurbaşkanı seçildi. Türkeş'e 11 oy çıkmıştı. 47 boş oy atılırken çeşitli kişilere 13 oy atılmıştı. Sunay, frağını giymiş evinde bu sonucu beklerken Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli kapısını çaldı ve kendisini Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak meclise davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri, beni Cumhurbaşkanlığına seçtiniz. Bütün kalbimle teşekkür ederim. Bu şerefli vazifeyi kabul ederken sizin ve büyük milletimizin güvenine layık olmak için Allah'tan bana yardım etmesini dilerim. Allah!
Adalet Partisi hükümeti 1965'te artık parlamentoda büyük ölçüde sayısal çoğunluk sağladıktan sonra Cevdet Sunay'la ciddi bir çatışma içine girmedi. Cevdet Sunay'la hatta Adalet Partisi hükümetleri çok yakın çalıştılar diyebilirim. Hiçbir şikayeti yoktu Adalet Partisi'nin Cumhurbaşkanı'ndan. Fakat 1969 seçimlerinde daha da büyük bir başarı kazanması üzerine 12 Mart'a giden yolda anlaşılan Cevdet Sunay Adalet Partisi'nden uzaklaşmış ve ordu içinde 12 Mart'ı gerçekleştirecek olan askeri cuntalarla daha yakın ilişki kurmuş olmalı ki 12 Mart'a giden yolda Adalet Partisi hükümetlerinin icraatlarıyla Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olarak mesafesinin çok açılmış olduğunu görüyoruz. 12 Mart olduğunda Cevdet Sunay artık tamamen 12 Martçıların destekçisi haline gelmişti. Bu müdahalenin önemli figürlerinden biri de zamanın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. Çünkü Cevdet Sunay haberdar olduğu halde buna göz yummuştur. Hatta alttan alta desteklemiştir. Ve hemen müdahale sonrasında Demirel'in istifa ettirilmesi, yeni hükümetin kurulması yönünde de önemli roller üstlenmiştir. Ordu darbe sonrasında dönemin siyasi parti liderlerince seçimin sorunsuz olarak yapılamayacağı ve bunun sonucunda 1973 genel seçimlerini kazanan partinin hükümeti kuramayacağı endişesiyle mevcut Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görev süresinin genel seçim sonuna kadar uzatılmasını istedi. Fakat anayasa değişikliği teklifi reddedilince son anda yaptığı bir hamleyle görevi yine başka bir askere devreden Sunay, görev süresini tamamlayarak Çankaya'dan inen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cevdet Sunay da son defa seçildiğini, bir defa seçilemeyeceğinin farkındaydı. Çok çalkantılı ve çok zorlu günler olduğundan ben başımı belaya sokmadan ufak ufak buradan tüyeyim diye düşündü zannediyorum. Zannediyorumdan öte öyle konuşuldu bu gazeteciler arasında ve sessizce çekildi. Yani sorun çıkarmadan beni bir daha seçin filan gibi baskılar yapmadan çekildi. Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye siyasetinin sağ-sol kutuplaşmasına şahitlik eden Sunay, 1971'de bir darbeyle karşı karşıya kalacaktı. Kendisinden destek bekleyen askerleri fıtratıma uygun değil diyerek reddetmiş, ancak yine de vesayetin siyasete müdahalesine sessizce göz yummuştu. Thank you.